Kanal T ekranlarından herkese günaydın. Yeni bir gazete programı ile karşınızdayız. Bizleri Kanal T'nin Facebook sayfasından ve kanalt.com'dan canlı olarak takip edebilirsiniz. Bugünkü stüdyo konuğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu. Kendisiyle çok önemli konulara değineceğiz. Hoş geldiniz efendim. İyi günler, hoş bulduk. Son günlerin en çok tartışılan konusuyla isterseniz başlayalım. Tabii ki. Kamuoyu bu konuyla ilgili oldukça da merak konusunda. Bu 1500 TL kamuya verilen, kamudan özel sektöre verilen destekle ilgili. Nedir efendim bu olayın tam içeriği? Yani şu anda tabii bildiğiniz gibi bu kriz nedeniyle kapalı ve açık olan sektörler var. Dolayısıyla bu konuyla ilgili hükümetimizin, özellikle Sayın Başbakan'ın bu konuda çok ciddi bir hassasiyeti olduğunu burada belirtmek isterim. Bir komite kuruldu. 5 tane müsteşardan oluşan ve bu komite haftalardır bu sektörlerle ilgili ve yapılacak açılımla ilgili ciddi çalışmalar yaptılar ve sonuçta sektörel anlamda bir açık ve kapalı sektörler şeklinde bir açılımı ve bir şeyi sıralamayı ortaya koydular ve daha sonra geçtiğimiz günlerdeki bakanlar kurulunda da 2-3 gün önceki bunları bizlere, bilgimize dahil ettiler ve bu çerçevede Bakanlar Kurulu kararıyla şu anda önümüzde bulunan ve kısmetse 20'sinden sonra pazartesi itibarıyla duyurunun kabul edileceği, daha doğrusu duyuru dün yapıldı, pazartesi itibariyle de müracaatların kabul edileceği süreci başlatıyoruz. 60 bin özel sektör çalışanı, yaklaşık 90 milyon liralık bir katkıyla, belki 1500 lira çok önemli bir rakam değil ama en azından biz şunu düşündük, iş yaşamının devamı açısından bir katkı olacak. İnsanların en azından mutfak masrafıyla ilgili bir katkı olacak ki artık açıkçası bu önümüzdeki süreçte ağırlık olarak düşüneceğimiz bu olacak. Yani artık yatırımdır, para biriktirmedir, efendim bir şeyler satın almadır. Bu dönem belli ki sadece gerçek anlamdaki ihtiyaçları gidermek için ortaya koyacağımız tavırlar olması lazım. Genel anlamda bu. Açık ve kapalı sektörler dediniz. Herhalde ikiye ayırdınız bunu. Evet, evet. Açık sektör, yani kapalı sektörleri bir açabilir miyiz? Hangileri bu 1500 TL'lik yardımdan daha olumlu olması anlamında açıkları söyleyeyim istersen. Peki, onların dışında olumsuz bakmayalım. Yani bardağın dolu tarafına bakalım. Evet. Tabii öncelikle inşaat sektörü zaten baştan itibaren yani bu komite kurulmadan önce de Bakanlar Kurulu kararıyla kapalı ilan edilmiş. Turizm sektörü, efendim lokantalar, küçük esnaf, yani sanayideki işte makinisttir, kaportacıdır ve diğerleri. Diğer elektronik eşya satan dükkanlar, genel anlamda emlakçılar, tabii ki şeyle beraber, inşaatla birlikte, mimar mühendisler, avukatlar, başka nedir, şeyler, turizm sektöründe otelciler, efendim turizm söyleyin acenteleri, turizm acenteleri, şey de var, rehberlik, ama rehberlerde tabii bildiğimiz kadarıyla büyük bir kısmı sigorta emeklidir, ikinci bir iş olarak yapıyor veya serbest çalışıyor. Bir kısmı bize kayıtlı değildir. Kayıtlı olan az bir kısım var. Onlar da tabii ki buna dahil olacak, onu söyleyeyim. Evet efendim, sorular gelmeye başlar isterseniz. Tabii. Şey, basın. Basın sektörü. Tabii. Bed office, taksi, ulaştırma. Bu arada bunları da söyleyeyim. Kasinolar var mı bu şeyin içerisinde? Kasinolar özel bir durumu nedeniyle komiteye sevk edildi. Komite alacağı kararla biz o açılımı da önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki haftalarda yapacağız. Yani orada bir şey var, bir alma verme olayı var. Sektörün maliyeye vermesi gereken bir durum var, bir şeyler vermesi lazım, bir borç var. Ve komiteye sevk edilmiş bir konudur bu. Komite bunu değerlendirecek önümüzdeki süreçte ve tamamen komite yetkisinde kararını verecek. Şunu da soralım, sosyal medyada bu da çok konuşuldu. Bed office çalışanları da kapsam içerisinde mi yoksa?
Bet ofis kapsamı içerisinde. Kapsamı içerisinde. Evet, evet, evet. Evet efendim, çok hızlı hemen kısa tabii, sorayım ben size. Tabii. Sosyal sigortaları yatıranlara indirim var mı demiş bir izleyicimiz. Ne indirimi? Herhalde sosyal sigortalarla ilgili bir indirim mi görüyorsunuz? Yani öyle bir şey yok. Şimdi, şu anda öyle bir şey yok. Hı-hı. Yani soru tam anlamadım ama yani herhangi bir indirim sosyal sigortalarda indirim var mı? Hı-hı. Yani öyle bir şey yok. Anladım. Veya soruyu atsın biz arkadaşımız. Hı-hı. Tam olarak ne demek ister? Bir başka izleyicimiz, hı-hı, ben 10 aydır sigortamı yatıramadım. Bu 1500 liradan faydalanacak. Kayıtlıysa sigortaya faydalanacak. Evet. Bakın onu da söyleyeyim bu arada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olması gerekir. 15 Mart'ta aktif olması gerekir. Sigortaya kayıtlı olması gerekir. Borcu olabilir, fark etmez. Hı-hı. Ve ikinci bir yerden maaş almaması gerekir. Yani devletten emekli maaşı, sosyal hizmetlerden efendim ve buna benzer devletten bir maaş almaması gerekir. Çünkü burada esas amacı, tekrar söylemekte fayda var, İş hayatının sürekliliğini sağlama anlamında küçük bir katkıdır ve bu katkı dediğim gibi ihtiyaçlı olan kesimlere esas olarak verilmeyi hedef almıştır. Bir de kriz biterkenden hemen açılacak sektörler öncelikli oldu. Yani şimdi bazı sektörler var ki kriz bitse de uzun bir süre isteyecek tekrardan açılması için. Yani örneğin 8 ay, 1 sene, 9 ay neyse. Bir de öyle sektörler var ki kriz bugün biterse yarın dükkanını açacak. Ağırlık onlara verdik. Çünkü hemen açılacak sektörlerdir bunlar. Yani kriterleri düzenlerken komite bunların da tabii ki çok ciddi önem arz etti değerlendirme sırasında. Evet efendim. Otobüs şoförleri, özel üniversite çalışanları yararlanabilecek. Özel üniversiteler dışındadır ama ulaşım içindedir. Yani kapalı sektördür. İşe haftan faydalanıp 3400 TL yatırdık, çalışıyorduk demiş. İş yerimiz, hı-hı, kapandı, işlemimiz, hı-hı, yarım kaldı. Biz sigorta geriye dönük işlemi yapacağız. Biz 1500 TL'den yardım sigortaya alacağız. Kayıtlıysa, yani bizde 115 bin sigortalı var ve kaydı var. Şimdi yaptığımız programda müracaatlar başladığı zaman eğer bizde kaydı varsa ve bu biraz önce söylediğim kriterlere uyuyorsa onlar havuza atılacak ve işlemleri devam edecek. Eğer bunlara uymuyorsa bunlar tabii ki dışarıda tutulacak. Bir başka izleyicimiz, kapalı olan işletmelerin sigortalarıyla ilgili bir düzenleme var mı demiş. Kapalı olan şirketlerin, hı-hı, ihtiyaç sandığı ve sosyal sigortası 15 Mart'tan itibaren ödenmiyor. Ve herhangi bir erteleme, herhangi bir cezai yaptırım söz konusu değildir. Bunlar kapalı olduğu için herhangi bir prim yatırma zorunluluğu yoktur. Açtıkları, peki, güne kadar. Küçük işletmeler ne zaman açılacak? Eyvallah. Bunu ben de soracaktım size. Dört gözle bekliyoruz ama biliyorsunuz burada tabii Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Komiteleri var. Onların vereceği karar doğrultusunda yapılacak bu açılım. Bilemiyorum. Bugün Bakanlar Kurulu var. Herhalde bu konu tekrardan görüşülecek. Kasinolara 800 TL vereceklerini açıkladılar demiş bir izleyicimiz. İşte biraz önce söylediğim olaydır ama yani 800 TL dendi. Fakat bu komitede tekrardan komiteye zaten bu şey hazırlanırken önerge bu konuda komiteye atıfta bulunuyor ve diyor ki komitenin sorumluluğundadır ve komite karar üretecek bu konuda. 1500 TL yatırım, hı-hı, yapacaksınız. Hı-hı. Bu işverenlerin vereceği sigortalı numaralar üzerinden yok, bankalara yatırılacak yok, değil mi? Hayır, hayır. Nasıl burada olacak bu? İşletmeler bize daha pratik olması, hı-hı, anlamında ve hızlı gitmesi anlamında kendi yanlarında çalışan kişilerin isimleri, kimlik numaraları ve varsa banka numaraları şeklinde bize verecekler. Biz dediğim gibi o şeyi yapacağız, eliminasyonu yapacağız. Hakkı olanlar veya olmayanlar. Eğer alacak olanların şeyindeyse, bölümündeyse şöyle bir durumla karşılaştık dün. Tabii bu bir ay içerisinde çalışma izinlerinin devamı, yani çalışma izinlerinin uzatılması gereken de bir grup var. Şimdi kapalı olduğu için ve işlem yapılmadığı için diyorlar ki bankalar, biz bunların çalışma izni şu anda yok. Tamam, özel bir durum var. Hayır, bizi ilgilendirmez. Dolayısıyla şimdi bir açılım daha yapıyoruz.
Diyoruz ki eğer, çünkü bu çocuklar banka hesabı açamayacak. Evet. Dolayısıyla şu anda bankalarla görüşüldü. 4 banka dışında diğer bankalar kabul etti. Bunları da zaten butona bastıkları zaman çıkacak pazartesi. Gidip kimlik kartlarını göstermek suretiyle herhangi bir hesap açmadan bankadan o parayı alabilecek. Yani bu kolaylığı da sağlıyoruz. Çünkü dediğim gibi çalışma izni olarak burada olan ama bu bir aylık süre içerisinde çalışma iznini yenilemesi gereken bayağı bir rakam var. Ve bunlar tabii şu anda bu yenilemeyi yapamadığı için bankalar bu konuda kendi prosedürleri içerisinde şeyi kabul etmiyorlar. Herhangi bir banka olur değil mi? Yani fark banka, etmiyor banka. 4 tane şu anda 4 banka dışında diğer bankalar olumlu şey verdi, cevap verdi. Bunları dediğim gibi biz şu anda o 4 bankayla ilgili de görüşmeler devam ediyor. Onlar da eğer kabul eder veya etmez çok da önemli değil ama diğer kabul eden bankaların isimleri zaten bildirilecek. Kendisi gittiği zaman ben şu banka diye basacak. Gidip o bankadan kimlik kartını göstererek veya hesabı varsa otomatikman zaten hesabına yatacak. Hesabı yoksa da düğmeye bastığı zaman o banka kendinin adını, kimlik numarasını alacağı için kimliğini gösterdiğinde oradan bu 1500 TL'yi çekebilecek. Böyle arada, bir kolaylık sağlıyoruz. Bu arada Bakanlar Kurulu kaçtı efendim bugün? 2 diye. Saat 14'te Bakanlar Kurulu. Evet efendim sorular geliyor sürekli. Tabii. Eşim doğum izninde 1500 TL yardımdan faydalanabilir mi? İşten çıkarılmadı, izinlidir. Büyük bir ihtimalle bir sektörde çalışıyordur. Bu dediğim kurallar çerçevesinde bunlara uyuyorsa tabii ki. Geriye dönük sigorta affı devam ediyor mu efendim? Devam ediyor. Bir uzatma söz konusu mu? Vallahi biz Haziran demiştik. Haziran 4 aylık bir süre ama olağanüstü bir süreç var. Dolayısıyla onu değerlendireceğiz. Eğer dediğiniz gibi bir sıkıntı varsa vatandaşla bunu tabii ki uzatabiliriz. Evet, Mart'ta ücretsiz izne ayrıldık. Nisan ayında çalışma izni bitti. Açıldığı evet, zaman geriye dönük olacak mı acaba hayır. demiş. Mart'ın 13'ü bizim idari izni veya 14'ünde idari izninin başladığı gündür. Biz o günü sıfır noktası kabul ediyoruz. Hangi dönem tekrardan idari izin kalkar ve çalışmalar başlarsa o gün bizim için 14 Mart olacak. Yani evet. herhangi bir cezayı işte gecikildi, bir aydır gelmedin filan öyle bir sorgulama olmayacak. Çünkü zaten kriz nedeniyle vatandaşın veya çalışanın elinde olan bir durum yok. Bu durum tamamen özel bir durum. Onun için dediğim gibi 13'ünde bıraktık. 14'üymüş gibi başlayacağız. Yani hiçbir cezayı yaptırmıyor. Peki efendim Türkiye'nin şube bankaları da bu kapsamın içerisine aldınız mı? Bir kısmı aldınız mı değil. Biz hepsini almak istiyoruz. Bir kısmı onay verdi, bir kısmı vermedi. Onlarla ilgili tekrar bir görüşme yapılacak ama dediğim gibi verenler zaten isimleri çıkacak. Var. Bazı bankalar var. Evet, hepsi değil. Şimdi biraz daha bu 1500 TL kapsamı ile ilgili konuşalım. Şimdi bu kapsamda belli noktalarda anlaşılmayan bölümler oldu. Mesela baktığımız zaman hükümetin bir başka bakanından başka bir açıklama geldi. Daha sonrasında sizden katıldığınız bir televizyon programında daha farklı bir açıklama geldi. Şimdi bu 1500 TL'nin yatırılma şeklini tam olarak bize bir anlatırsanız. Yani işverenler kısmı işçi kısmı bu paranın ne kadar süreceği kısmı ile ilgili biraz detaylandırır mısınız? Şimdi şöyle 21 gün yani ayın 20'sinde yani pazartesi günü kısmetse müracaatlar kabul edecek. 21 gün süreyle müracaat yapabilecek şeyler çalışanlar. Tabii 60 bin kişidir. Dolayısıyla hemen hepsinin aynı gün 20'sinde müracaat etmesi ciddi bir sıkıntı yaratır. Sistem çöker. Dolayısıyla biz çalışanlarımızdan şunu rica ediyoruz. Panikle hemen aynı gün gidip veyahut da online sisteme girmenin çok fazla bir anlamı yok. Bunu 21 güne yayabilirsiniz. Şundan emin olabilirler ki hak sahibi olanlar her halükarda bu parayı alacaklar. Burada bir tereddüt yok. Yani efendim işte gecikirsek alamayacağız vesaire söz konusu değil. Bu 21 gün içerisinde bu müracaatlarını yapacaklar. Dediğim gibi bazı şartlar söylediğim gibi konuşmamın başında. Bunlara uyanlar havuza atılacak yani kabul edilecek ve bu kabul edilecek olanlara zaten orada soru sorulacak. Hangi banka şeklinde bankayı işaretleyecek. Bunlar hepsi internet üstünden. Hep online. Kesinlikle şahsi müracaat yoktur. Onu net söylüyorum. Yani çalışanlarımız lütfen ihtiyaç sandığı dairelerine
herhangi bir şekilde bu konuyla ilgili bir müracaat yapmasın, şey gitmesinler. Tamamen online sistemle yapılacak. Ben bilemem, ben beceremem. Beceremezsen çağıracaksın oğlunu, o beceremezse torununu. Gene yoksa bir şekilde işvereninden rica edeceksin veya komşundan rica edeceksin. Çünkü istenen çok çok özel bir şey yok. İsmin, kimlik numaran, varsa hesap numaran, o kadar başka bir şey yok. Dolayısıyla bir şekilde bunu çalışanın başarması gerekiyor. Yani şahsi bir başvuruyu özellikle bu virüsten dolayı böyle yığılmayı kabul etmiyoruz. Böyle bir şeye gelse bile çalışan herhangi bir muhatap bulmayacaktır. Çünkü her şey online sisteme göre programlanmış ve o şekilde yapılacaktır. Peki efendim, bu desteği ne kadar götürmeyi planlıyorsunuz? Bizim şu andaki hedefimiz 2 ay. Daha sonrası için kriz devam ederse? Daha sonrası için başka alternatiflerimiz var. Zaten gelecek hafta diğer bir şeyi gündeme getiriyoruz. Onun da hafta sonu tamamlanır diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftada bakanlar kuruluna gelecek. İhtiyaç sandığında yaklaşık 45-50 bin civarı bir şey var. Hesabı olan çalışan vatandaşımız var. Onlara da müracaatları halinde, ki onun duyurusu da bilahare yapılacak. Yine Mayıs'ın 4'ünden sonraki süreçte 5 ay boyunca 3+2 diye şey yapıyoruz. Çünkü o da yasal gücünde kararnamedir. 3 aylık bir süre içindir. 2 defa yapacağız bunu. 5 ay, ayda 2000 TL alacak şekilde 5 aylık bir kendi hesaplarından tabii ki. Ama bu bir cezai şey gerektirmeyecek. Böyle bir özel durumda, kriz durumunda vatandaşa bir ikinci alternatif. Yani ihtiyaç sandığında hesabı olanlar için. Peki, böyle bir açılım yapıyoruz. Bu ihtiyaç sandığında hesabı olanlar sadece KKTC vatandaşları mı? Yoksa? Hayır. 2009'da çıkarılan bir yasayla 2009'dan sonra sadece KKTC vatandaşlarının ihtiyaç sandığı primi işveren tarafından yatırılmıştır. Ondan önceki dönemde olanlar varsa 2008, 2007, 2006'dan bu yana burada çalışan, onların da tabii ki ihtiyaç sandığında şeyleri vardır, hesapları vardır. Ama 2009'dan sonraki dönemde, yani 11 yıldır sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları içindir bu ihtiyaç sandığındaki hesaplar, yatırımlar. Peki bu paralar daha sonra geri ödenecek değil mi? Hayır, ödenmeyecek. Ödenmeyecek. İsterlerse kendileri ödeyebilir. Hı-hı. Tabii canım. Siz yani diyelim ki ben 10 bin lirayı aldım. Bir sene sonra dedim ki ya ben 10 bin lirayı tekrardan bu aldığımı geriye vermek isterim. Herhangi bir ek üzerine faiz veyahut da bir ceza binmeden gene 10 bin lira yatıracak. Hayır, ben ödemeyeceğim, eksik olsun, 10 bin lira eksik devam edeyim derse 10 bin lira eksik devam edecek. Öyle bir mecburiyet yok. Evet, izleyicilerimize de söyleyelim, yani yanlış da anlamasınlar. Çok evet. Fazla soru geliyor. Yetiştirebildiklerimizi soruyoruz. Bir izleyicimiz, sigortalara ben gittim. Oradaki memurlar bana aylık yatırımları faizle ödeyeceksiniz dedi demiş. Sigortadan bahsetmiyorum. İhtiyaç sandığından bahsediyorum. Evet, bunu da soran. Hangisi? Nedir soru? Sigortaya gittim diyor. Evet. Oradaki memur ödenmeyen aylık yatırımları faizle ödeyeceksiniz dedi. Sayın Bakanımız. Ödenmeyen derken? Herhalde bu dönem içerisindeki. Yok, kapalı ise. Bakın, kapalı ise bizim kendi yasamıza göre kapalı işletmeden prim almıyoruz. Dolayısıyla bunun cezası da yoktur. Açıksa da ödemez, tabii ki onun cezalı ödemesi var. Tabii ki. Evet. Ve 15 Mart'a kadar da çalışıldığı için 15 Mart'a kadar da daha doğrusu 15 Mart'ın da içinde olduğu sürecin tabii ki ödenmesi gerekiyor. Biz 15 Mart'tan itibaren diyoruz, farkındaysanız. Evet. Oturma izni için diyor kan verdim izleyicimiz, evraklarımızı verdik, bir sorun olacak mı? Yok, işte dediğim gibi o şeyden sonra ön izinle gelmişse, çalışmak için gelmişse ve tamamlamadıysa hemen açılırkenden, yani tekrardan çalışma başladığında bunlar o gün, bir gün önce bırakıldığı yerden devam edecek. Evet. Yani bir hak mahrumiyeti olmayacak. İhtiyaç sandığı için her ay yeni başvuru mu alacaksınız, yoksa? Duyurulacak o da. Duyurulacak. Önümüzdeki hafta herhalde o da duyurulur. Tabii ki ama bu dediğim gibi yani mecburiyet yoktur. İsteyen müracaatını yapacak ve hesabına o 2000 TL yatacak. Aynı şekilde olacak online sistemle. Evet, 3 ay önce istifa eden bir izleyicimiz diyor ki ben alamadım. Devlette çalışıyordun, istifa ettin. Sana veremeyiz. 6 ay sonra gelip paranı çekeceksin demiş. Tabii. O ayrı bir olay. Ona yapacak ama bir şey yoktur. Yok yok, var. Var mı? Eğer hesabı varsa
bu vatandaşımız da evet, bu değişiklikten sonra 2000 lirayı alabilecek. Evet. O evet, farklı. O avans istedi veya parasını istedi. Onun yasal bir kuralı vardır. Bizim şu anda yaptığımız olağanüstü bir durumda bu kriz nedeniyle tüm hesabı olanlara ister devlette ister özelde hiç fark etmez müracaat ederlerse 2000 liralarını kendi hesaplarından aktaracağız kendilerine. Evet efendim, önümüzdeki dönemde peki ihtiyaç sahiplerine özellikle yaşlılar, engelli vatandaşlarımızın aldığı maaşlar var. Bunlarla ilgili bir devam edecek olacak mı? Yok, onlar da aynı şekilde devam edecek. Herhangi bir şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Yani normal ödemeler, mesela geçtiğimiz 2-3 hafta önce Cuma günü tam yani krizde olmamıza rağmen yatırılması gereken gün 26'sıydı herhalde, bilmiyorum. Cuma'ya denk gelen. Biz 135 milyonu emekli sigortalılar için yatırdık. Engelli vatandaşların ve sosyal hizmetlerle ilgili olan da bilahare gene normal tarihlerinde yatırıldı. Dolayısıyla bunlar aynen devam edecek. Peki ödemeler için de bir kaynak gerekiyor. Sigortaların zaten iş yerleri kapalı olduğu için bu kaynak akışında bir sıkıntı var mı? Yani şu an bu ayda fena değil. Çünkü dediğim gibi 20 Şubat'ın ödemesiydi. Şimdi 15 Mart'ın ödemesi var. 20 Nisan'a kadar. Dolayısıyla belli bir miktar topluyoruz ama 15'inden sonra, 15 Mart'tan sonraki süreçte sadece çalışanlardan alacağımız için tabii ki ciddi bir kayıp olacak, öyle görünüyor. Peki efendim, bu krizin dünyada 2020'yi kapattığını görüyoruz. Yani bütün ülkeler zaten buna benzer açıklamalar yapıyor. Özellikle işte turizmden geçinen İtalya ve İspanya 2020 yılını kayıp yıl olarak ilan ettiler şimdiden. Baktığımız zaman dünyanın süper güçleri ABD, Çin, Rus ekonomileri de bir krize girdi. Buna biz 2020 yılında turizm ve eğitim alanında hedefleri olan bir ülkeydik. Yani baktığımızda 2019 hesaplamaları yapılırken 2020 için bunlar hep artı olarak haneye yazılan noktalardı. Ama bugün bu iki sektörde de ciddi anlamda bir sıkıntı var. Bunların aşılması yönünde neler yapmak lazım? Vallahi bunların aşılması çevre ülkelerin bu pandemiyi yenmesiyle paralellik gösterecek. Yani bizim sadece bizim yenmemiz yetmeyecek. Aynı zamanda diğer ülkelerin de bu konuda bu pandemiyi, yani bu virüsü yendikleri gün tekrardan yavaş yavaş, hemen olmayacak tabii, açılacak dedikleri benim de şahsi düşüncem. 2020'de herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum. Özellikle belli sektörlerde 2021'in Haziran'dan sonra belki bir kıvırdama olur. Çünkü yazılı insanlık tarihinde, bakın yazılı kayıtlı insanlık tarihinden bahsediyorum. 50 sene, 100 seneden bahsetmiyorum. 300 sene, 500 sene, 1000 sene, 1 milyon sene, neyse. Böyle bir pandemi, bütün dünyayı etkileyen bir pandemi yoktur. Evet. Lokalize vardır. Örneğin 1900'lerin başında İspanyol gribiyle 30 milyona yakın insan öldü. Neydi bölgesi? Avrupa ve Amerika. Ama şu anda karşılaştığımız durum 2. Dünya Savaşı ve 1. Dünya Savaşı'nda bile bu kadar dünya etkilenmedi. Belli bölgeler dışında ekonomi bu kadar sıfırlanmadı. Bu apayrı bir olay. Yani dünyanın tanımadığı, bizlerin tanımadığı, önünü göremediği, tamamen sisli bir şeyimiz var, görüntü var ön tarafta. Yani göremiyoruz ne olacağını. Bu virüs hala daha kendini tam anlamıyla tanıtamadı. Dünyadaki bilim adamları hala daha bu virüsün tam anlamıyla ne olduğunu çözemedi. Çalışmalar devam ediyor. Binlerce, on binlerce bilim adamı bu virüsü çözmeye çalışıyor. İlk defa böyle bir virüs, böyle bu tip bir virüsle karşı karşıya dünya ve dediğim gibi bu bizleri izole ederken aynı zamanda bunun sonucu olarak da ekonomiyi de tamamen vurmuştur. Bütün dünyada olduğu gibi bizde de tabii ki, sonuçta biz de küçük bir ülke olsak da bu şeyden, krizden etkilenen ülkelerden bir tanesiyiz. Evet efendim, sorulara da devam edelim isterseniz. Benim de demiş kardeşim tatili için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Uçak yok, gemi yok, cezaya girer mi demiş. Yok, mesela cezası yok. İçişleri Bakanlığı'nın ilgilendiren bir soru ama. Yok ama ceza olmaz. Hayır, ceza olmaz.
Yatay geçişlerde nasıl olacak Sayın Bakanım? Benim hesabım var ihtiyaç sandığında ama yatay geçişimi yapamadım demiş. Şey değil, problem yok. Yani o da alabilecek. Tabii tabii. Yani bu süre içerisinde biz tüm çabamız ve uygulamalarımız vatandaşın hayatını en azından kolaylaştırma, yasak yerine tam tersi açılım yapmadır. Dolayısıyla bu tip sorulara vereceğimiz hep cevaplar aynıdır. Bu konularda merak etmesinler. Çünkü zaten yeteri kadar bir kriz, yeteri kadar bir sıkıntı var. Bir de biz bunun üzerine işte yasağa girdin, efendim gelmedin, şunu yapmadın, bunu yapmadın şeklinde vatandaşın önünü kapatmak değil, açmadır hedefimiz. Tüm çabamız ve yaptığımız çalışmalar da açıkçası bu yöndedir. Türkiye'ye dönmek zorunda kalan işçiler bu 1500 seneden yaralanabilecek. Yaralanamayacak. Zaten onu bakanlar kurulunda da açıklandıydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde olması koşulu var. Özel üniversitelerde çalışan öğretim görevlileri bu destekten yaralanabilecek. Hayır, üniversiteler şu anda çalışıyor online sistemle. Dolayısıyla onlar dışarıda tutuldu. 1500 TL teşvike müracaat için 1 Mart, 15 Mart sosyal sigorta primlerinin yatırılması mı gerekiyor? Yok, hayır, hayır. Öyle bir daha şey. Önceden de olsun. Tabii, borcu olabilir. Yeterli. Önemli olan 15 Mart'ta, yani bu krizin başladığı günlerde kayıtlı ve aktif olması. Evet, zaten biraz evvel bu sorunun cevabını verdiniz. Evet. Adaya geldim, çıkamadım. Cezasız o. Benim demiş 7. ayda vatandaşlık primim doluyor. Şu anda Türkiye'deyim. Mecburen 40 gün yurt dışında bulunma sürem dolacak. Bu haktan yararlanabilir miyim demiş. Hak derken şeyden vatandaşlıktan mı? 1500 TL'den. Yok hayır. Yurt dışındaysa yararlanamaz. Evet. Küçük esnafla ilgili nedir demiş. Yani küçük esnaf bizim esas hedeflediğimiz şeydir, sektördür. Yani zaten bütün plan ve programımızı da hep ona göre yaptık. Ve bu 60 bin içerisinde de çok ciddi bir miktarda küçük esnaftır. Onlara bir açılım daha yaptık. 1'e 4 dedik. Yani işverenin yanında 4 kişiye kadar çalışanı varsa bizde kayıtlı, işveren de alacak bu 1500. Yani o küçük esnaf da alacak. Yani 4 artı 1 formülü dedik. Kendisi ve yanında 4 kişiye kadarsa çalışanı, toplamda 5, şeyde kendisi de işçi statüsü gibi alacak. 4'ten fazlaysa çalışanı kendisi almayacak, çalışanlar alacak. Evet. Bu böyle küçük esnafa da böyle bir ekstra bir şey getirdik, katkı getirdik. Çünkü gerçekten küçük esnaf büyük bir kısmı gün çalışıp, gün kazanıp, gün yiyen insanlardır. Dolayısıyla bunların tabii sıkıntıları, eminim tabii bütün sektörlerde ciddidir ama bu küçük esnaf dediğimiz işletmelerde, küçük işletmelerde bu çok ciddi boyuttadır. Çünkü zaten bu insanların genelde çok bir birikimleri de yoktur. Ve dediğim gibi gün kazanıp gün harcayan insanlardır. Onun için bunlara özel olarak 1'e 4 dedik. Evet. Bunu da bu arada belirtmek mesela istedim. Tek başına bir işletmeyi kendi, tabii ki yönetiyorsa tek başına alır. 1'e 4 dediğimiz alır. Odur. Yani 5'e kadar kendisi ve çalışanı beraber alacak. Peki taksiciler yaranacak. Kapsam içinde. Ama tabii sigorta şartı arıyorsunuz. Şart, verdiğimiz o başta verdiğimiz şartlar sigortasından alamayacak. Olmazsa olmazdır. Evet. Yani bu da aynı zamanda esasında bu kriz bir şeyi gösterdi. Demek ki insanlarımız kayıt altına kendilerini almaları gerekir. İşte hiç beklenmedik bir krizde, hiç beklenmedik bir durumda ortada kalmamaları anlamında sigortalı olmaları, işte bu tip ve buna benzer daha önümüzdeki dönemde yapacağımız bazı açılımlar daha var. O kapsam içine alır kendilerini. Sigorta yatırmayan, yani kayıt dışı, halk arasında kaçak olarak dediğimiz çalışanlar tabii ki daha fazla mağdur olurlar. Çünkü destek alacakları bir kurum maalesef bir adres bulmakta zorluk çekiyorlar. Esasında peki, bu önemli. Balıkçılar yani onlar da yasaktan etkileniyorlar. Kapalı sektörler alacak. Evet, Sayın Bakanım şimdi çok kısa bir 3-4 tabii, dakikalık olur. Haberleri vereceğiz. Tabii. Hemen akabinde kaldığımız yerden tabii. Devam edeceğiz. Başbakan Ersin Tatar'ı ağırlıyor.
Gündem Kıbrıs'ta Başbakan Ersin Tatar, gazeteciler Dilek Kırıcı, Serhat İncirli ve Harun Denizkan'ın gündemdeki son gelişmene ilişkin sorularını yanıtlayacak. Gündem Kıbrıs Cuma akşamı 20.20'de Kanal T'de.